Herkes de beni duyabiliyordur. Arkadaşlarımın şu an kontrol etmesini istiyorum. Evet, şu an sesin geliyor. Tamamdır Gökçe Hanım. Teşekkürler. Tamamdır. Tamam. Başta yaşanan aksaklıktan dolayı tüm ekibin adına özür dilerim. İsterseniz arzu ederseniz webinarımıza başlayabiliriz. Değerli vaktinizi ayırıp webinarımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ederim. Ben Aytun Amukoğlu, ATS şirketinde satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugünkü webinarımız tahmin ediyorum ekranımda doğru bir şekilde gözüküyordur. Şöyle tekrardan yenileyim. Evet, bugünkü webinarımızın konusu Ignition platformu. Inductive Automation firmasının bir SCADA, MES, IoT projesi yapılabilecek yazılım geliştirme platformu Ignition. Webinarımızın programı nasıl olacak? Şuradan lazerimizi de açalım. Şuradan da ilerleyelim. Webinar programımız öncelikle ATS sunumunu yapacağız. ATS'nin bir tanıtım sunumu var. Ignition'ı tanıtacağız. Ignition bir platform dedik. Bunun sahibi olan Inductive Automation firmasından biraz bahsedeceğiz. Sonrasında platformundan bahsedeceğiz. Üçüncü olarak da ben sözü Aybars Bey'e, ekip arkadaşıma vereceğim. Kendisi bizim teknik mühendislerimizden. O da hem Ignition'ın Vision modülünden hem de Ignition'ın Perspektif modülünde yapılmış olan demoları bize gösterecek. Eğer her şey planladığımız gibi giderse başta da bir sıkıntı yaşadık ama 50 geçeye kadar tüm sunumları bitirip son 10 dakikayı da soru cevaba ayırmak istiyoruz. Arzu ederseniz izninizle başlıyorum. ATS sunumuyla başlıyorum. ATS olarak biz kendimizi akıllı dijital dönüşme için bağımsız bir çözüm partneri olarak tanımlıyoruz. Söylüyorum, bu aslında bu tanıtım sunumu akıllı dijital dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Hangi business domainlerimiz var? Ya da bağımsız çözüm partneri derken bağımsız ne demek? Çözüm partnerliklerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Tüm tanıtım, ATS'nin tanıtım sunumu bu sloganı açıklama çerçevesine geçecek aslında. 1986 yılında Hoya'da kurulmuş bir firmayız. 35 yılı aşkındır tecrübemiz var. 2000'den fazla çalışanımız, 28'den fazla ülkede hizmet vermeye çalışıyoruz. 4000'den fazla müşterimize. Kusura bakmayın biraz hızlı anlatıyorum. Vaktimiz kısıtlı. Anlatacak da çok şeyimiz var. Maalesef ki hepsi webinara sığmayacak. Zaten webinar sonunda da size iletişime geçelim mi diye soru soracağız. Eğer orada evet şıkkını işaretlersiniz, sonrasında size daha detaylı ve özel bir görüşme yapabiliriz. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Sektör olarak baktığımızda Türkiye bazında söylüyorum en çok çalıştığımız sektörler otomotiv yan sanayi, elektrikli araçlar, havacılık ve savunma ve son olarak da yoğunlukla gıda ve paketli ürünler diye söyleyebiliriz. Peki business domainlerimiz ne? Otomasyon kurumları yapıyoruz. Büyük hat kurulumları bu robotların da içerisinde olduğu. Dijital kalite kısmı, dijital kalite ATS'nin en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Kendi ürünleri de genellikle dijital kalite alanında. Mesmam, PLM, akıllı tedarik zinciri buralarda da hem Siemens'in hem de bugün anlatacağımız Ignition platformunun girdiği business domainleri sayabiliriz. Mesmam'da Siemens'in hem kesikli üretim için hem seri üretim için üretim yapan firmalar için ayrı ürünleri var. PLM, akıllı tedarik zinciri, PLM dediğimiz zaten ürün life cycle management, ürün yaşam döngüsü yönetimi. Akıllı tedarik zinciri dediğimizde de gene Siemens'in Advanced Planning and Scheduling programı var. Çizelgeleme planlama programı. Hizmet olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Profesyonel hizmetlerimiz var. 7/24'te yaptığımız anlaşmalarla destek verme imkanımız oluyor. Bunların akabinde aslında çözüm ve servislerimizde bu anlattığımız tüm çözüm ve servislerimizle beraber sizle belirlediğimiz taktikler ve ileri dönük stratejimizle beraber başarınızı önceliklendiriyoruz. Bu şekilde anlatabiliriz ATS'yi kısaca. Şimdi grup yapısı ve ofislerimiz. 1986'da Hollanda'da kurulduk dedik. Aslında bir otomasyon firması olarak kuruldu. Daha sonrasında 80'lerin sonu, 90'ların başı yazılımın biraz da otomasyona girmesiyle beraber biraz daha yazılım yoğun bir firma olarak düşünebilirsiniz. Açıkçası ben hani 2000'den fazla çalışanı olan büyük bir mühendislik ekibi olarak ATS'yi tanımlayabilirim. 28'den fazla ülke dedik. Türkiye 2010 yılından beri hizmet veriyor. 35'ten fazla çalışanımız var. Gördüğünüz gibi dünyanın da çoğu yerinde ofislerimiz mevcut.
ATS ürünleri, ATS'nin kendi ürünleri var. Bunun yanında partnerlerimizle beraber devreye aldığımız projelerimiz var. Şimdi ATS ürünleri, ATS Inspect, CM4D ve ATS Bus. Burası biraz da dijital kalite üzerine. Şu an detaylı olarak girmiyorum. Bugünün konusu değil. Eğer arzu ederseniz bununla alakalı da detaylı tanıtım yapabiliriz. Hizmetlerimize gelecek olursak danışmanlıklarımız, ATS proje devreye almalarımız, yazılım geliştirme, yaptığımız projeler genellikle tak çalıştır projeler olmuyor. Muhakkak ki ihtiyaçlara göre, müşterimizin ihtiyaçlarına göre yazılım geliştirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı ayrı bir ekibimiz var. ATS destek hizmetleri az önce gördüğünüz dünyanın çoğu yerinde zaten ofislerimiz var. Bunun artısı olarak 7/24'e varan destekler yaptığımız anlaşmalarla beraber verebilir hale geliyoruz. Eğitimlerimiz, workshoplarımız ve söyleyemedim webinarlarımız her ay bir webinar yapmaya da özen gösteriyoruz. Burayı da geçtim. Çözümler ve partnerlerimiz. Evet, burası aslında bağımsız çözüm partneri derken neyi kastettiğimiz yer. Burada gördüğünüz ATS'nin global olarak çalıştığı partnerler. Türkiye özelinde gene bakacak olursak Siemens, Ignition, Sepasoft. Sepasoft da Ignition'a bağımsız olarak modül üreten bir firma olarak düşünebiliriz. Capware'de endüstriyel otomasyon teknoloji tasarımcısı desek çok daha açıkçası yanlış olmaz. Buradaki bağımsız dememiz, biz hiçbir partnerimizle çalışma zorunluluğumuz yok. Biz müşterimizin ihtiyaçlarına bakıyoruz. Bu ihtiyaçlar neyi gerekiyorsa, hangi partnerimizle çalışmak ya da kendi ürünlerimizle de çalışabiliriz. Bunları değerlendirip adeta müşterimize özel terzi usulü proje yapmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonraki slaytları hızlı geçiyorum. Belki bir tık geriden gelebilir. Onu da tekrar kendime hatırlatmış olayım. Burası McKinsey'nin dijitalleşme yolundaki belirlediği iyileştirilmesi ya da dokunulması gereken parametreler olarak düşünebiliriz. 8 tane ana başlık var. Muhakkak ki biz de dijital dönüşüm projelerimizde bu 8 ana başlıktan bir tanesini ya da birden fazlasını iyileştirmeyi, yani parametreyi maksimize etmeyi ya da minimize etmeyi gündemimize alıyoruz. Çünkü istenilen verimler bundan sonra ortaya çıkıyor. Mesela bir proje yaparken üretkenlikte belli bir artış mı istiyoruz? Ya da duruş sürelerinde, downtime'da bir düşüş mü istiyoruz? Kalite maliyetinde mi azalma? Öngörü hassasiyetinde mi artış? Pazara çıkış süresinde bir azalma mı PLM'lerle beraber? Bunları belirleyip projenin başında belirliyoruz. Bundan sonra bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bu değildir ki duruş sürelerinde %30, %50, yani biraz yüksek gelebilir size. Bunları %30, %50 belirleyip daha sonra sadece teknolojik olarak projeyi devreye aldıktan sonra bu verimlilikler bu şekilde olmuyor tabii. Burada ne yapmamız lazım? Dijitalleşme olarak teknolojiyi biz proje devreye aldığımızda geliştiriyoruz. Evet. Fakat gene bununla paralel olarak insan kaynağının şirket yapısının, şirket süreçlerinde aynı şekilde geliştirilebiliyor olması lazım. Çünkü bir MES projesi yaptığımızda verimlilik sabahtan akşama birden %30, %40 artmıyor. Orada bizim üretim mühendislerimizin sürekli kontrol etmesi lazım. Verimlilikleri operatörlerle tartışması lazım. Operatörleri adeta bu projeye ikna etmesi lazım diye düşünüyoruz. Tabii otomasyon, yani sağdan geldiğimiz için de bu kısımlara hakim olduğumuzu düşünüyoruz. Global referanslarımız üst tarafı parçalı üretim, daha çok otomotiv yan sanayi, ikinci kısmı sürekli üretim gibi düşünüyoruz. Eğitim de Türkiye'de pek yok zaten. Parçalı üretimde Nissan, Jaguar, Ford, MAN, zaten bunlar en büyük müşterilerimizden. Rolls-Royce, ATS, UK'in en büyük müşterilerinden. Tesla keza Amerika ve Avrupa'da, yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da fabrikaları var. Onlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bakıyorum, bir mesaj da geldi arkadaşlarımdan. Sesim tekrar gelip gitme durumunda herhalde. Eğer duyulmuyorsa tekrardan özür diliyorum. Nasıl arkadaşlar, geliyor mu? Dalgalanılıyor olabiliyor diyorlar. Tamam, şu an devam ediyorum. Biraz daha yavaş, biraz daha tane tane konuşmaya çalışayım o zaman. ATS Türkiye olarak referanslarımız, en büyük ekantlarımızdan birisi Ford. Ford'un zaten Türkiye'de 3 tane fabrikası var. Hepsi çalışıyoruz. Togg, hepinizin bildiği gibi elektrikli araba üreticimiz. Yıl sonuna doğru üretimlerini devreye alacaklar. Şu anda da Siemens'in MES ürününü Siemens'le beraber
devreye alma aşamasındayız. MEXT'i muhtemelen biliyorsunuzdur. Metal Endüstrisi Sendikacıları, Sanayicileri Sendikası Derneği. Burada da hem MES hem PLM, Siemens'in hem MES hem de PLM ürününü entegre etmiş durumdayız. Unilever, Pladis, Evyap, Kansai, Divan, bunlarda da Siemens'in RDNL ürünü, yani Product Lifecycle Management ürününü devreye aldık. Devreye alma aşamasındayız. Bazı firmalarımızda Lösaf, Legrand, bunlar da dünya çapında firmalar. Lösaf dünyanın en büyük maya üreticisi. Onunla da bugün bahsedeceğimiz Ignition ürününü şu an devreye alıyoruz. Korsa'da da Kefware uygulamalarımız var. Karsan, Togg, Beyçelik burada da Emeyen, burada da ATS'nin kendi ürünleri kullanılıyor. ATS'nin çözümleri bunlar, videolarımız, bunlara girmiyorum. Detaylı olarak görüştüğümüzde buralara tekrar değiniriz. ATS sunumunu yavaşça bitiriyorum. Zaman kaybetmeden Ignition sunumuna geçmek istiyorum. Şimdi Ignition ürünü, Ignition bir platform dedik. Ignition da Inductive Automation firması tarafından yaratılmış bir platform. Şimdi burada dedik ki SCADA projesi yapabiliyoruz, MES projesi yapabiliyoruz. Yani komple bir yazılım geliştirme platformu. Yapabildiklerimize zaten değineceğiz. Ama ben biraz Inductive Automation'ın nasıl kurulduğundan, kim kurduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü burasıyla ilerleyen slaytları bağlayacağız. Bence buralarda önemli. Steve Hatchman adında bir beyefendi, bunu 25 yılı aşkın SCADA entegrasyon deneyimi olan bir kişi 2003 yılında kuruyor. Bu kurma amacı geleneksel SCADA yazılımlarını, siz de biraz işe alıştıysanız biliyorsunuzdur. SCADA yazılımlarında hep kronik sorunlar vardır. Bazı şeyler yavaş çalışır, bazıları yüklemesi zordur, indirmesi zordur, anlaşma yapması zordur. Tam olarak neyi anlaştığınızı bilemeyebilirsiniz. Ya da bir yerden bir yere satılır firma, ondan sonra başka kişilerle kontak haline girmeniz gerekebilir. Yani bu Steve Bey bunların hepsini görerekten hiçbirinin olmadığı bir firma kurmayı düşünüyor. Ignition adında bir platform ortaya çıkarıyorlar ve bu platformun mottosu da geleceğin yeni SCADA platformu. Yani sadece SCADA demek doğru olmaz. Birçok yazılım geliştirme için kullanılabiliyor. Ama bu komple bir platform. Geleceğin yeni SCADA platformu. Tabii büyük bir iddialı bir laf. Bakalım demodan sonra da bence kesinlikle söylediklerini gerçekleştirmişler. Ama bakalım siz de demodan sonra kabul edecek misiniz? Onu da soru cevapta tartışabiliriz. Şimdi Inductive Automation olarak dört tane ana mottosu var. Şimdi dedik ki SCADA dünyasındaki bazı sorunlara tepki olarak doğmuş desek çok da yanlış olmaz Inductive Automation. Bu yüzden diyor ki dört tane benim ana mottom var. Birincisi yeni teknoloji. Biz yeni teknolojileri hep önceliklendireceğiz. Yeni teknolojilerde ne önceliklendiriyor? Şu an söyleyebileceğimiz mesela tüm işletim sistemlerinde şu an çalışabilirler. Mac olsun, Windows olsun, Linux olsun, iOS olsun, hatta Android olsun. Bunların hepsinde çalışabiliyorlar. Komponentleri ve grafikleri gerçekten kullanıcı dostu. Bunların yanında ne diyebiliriz teknolojik olarak şu an düşünüyorum. Yani web üzerinden çalışabiliyor olması, çok hızlı kurulabiliyor olması en önemli yeni teknolojiyi getiren kısımlar aslında bunlar. Yeni lisanslama modeli, bu da en büyük alameti farikalarından bir tanesi. Lisanslama yaparken tag sınırı olmadan, kullanıcı sınırı olmadan, herhangi bir ekran geliştirici sınırı olmadan tek bir ve herkes tarafından ödenilebilecek çok yüksek olmayan bir maliyetle beraber tüm uygulamalarını müşterilerine sunuyorlar. Tabii modüllerlik, yani farklı modüllerle beraber fiyat artabiliyor ama standart olarak belli bir fiyatları var. Ve bu fiyatları da internet üzerinden görebiliyorsunuz. Onlara zaten yeni etik model üzerinde değineceğim. Yeni iş modeli 20'den fazla departmanlarıyla beraber tamamen yeni kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir yeni iş modelleri var. Bunu da bu şekilde belirtiyorlar. Yeni etik model. Bu etik modelde siz anlaşma yapmadan önce kendiniz internet sitelerine girip pricing kısmında ihtiyacınız olan şeyi seçip kendi fiyatınızı kendiniz görebilirsiniz. Bu kadar açık ve transparan. Bu da çok önemli bir şey. Bunu da yeni etik model olarak firmalara sunuyorlar. Ya önemli mottolar, bence gayet güzel ve SCADA dünyasında pek görünmeyen mottolar. O yüzden ben değerli buluyorum. Şimdi Ignition'ı kimler kullanıyor? Biraz bundan bahsederim. 19 yılı aşkın senedir sektörde hizmet veriliyor. Fortune 100 dergisinin %54'ü, firmalarının %54'ü Ignition kullanıyor. Ve ülke olarak da 100'den fazla ülkede
entegrasyonu şu an yapılmış durumda. Entegratör programı zorlu bir sertifikasyon programı var. Biz ATS Global olarak Premier Integratörüz. En yüksek mertebelerden bir tanesi. Her 6 ayda bir entegratör sıralaması yayınlanıyor. Top 100. Biz de çok uzun zamandır top 5'teyiz. Şu anda da ikinci durumdayız. Umarım bir sonraki webinara kadar birinci sırayı ele geçiririz diyorum. Böyle bir temennimiz olsun. Ignition, evet, şimdi biraz inductive automation, yani firmayı bitirdik, yavaş yavaş ürününe doğru ilerliyoruz. Ürünümüz bir platform dedik, başından beri söylüyoruz. Bu platformda bir SCADA projesi, IoT projesi, MES projesi yapabiliyoruz. HMI ekranı tasarlayabiliyoruz. Bu yaptığımız projeleri alarmlarla, raporlarla zenginleştirebiliyoruz. Yaptığımız şeylerin PLC'lerle ve SQL'le bağlantısı çok rahat yapılabiliyor. Enterprise dediğimiz ERP'lerle her türlü bağlantısı, SAP olsun, Kanyas olsun ya da diğer SQL kullanan, SQL veri tabanı teknolojisi kullanan diğer ERP'lerle çalışabiliyoruz. Ve en büyük artısı mobilde de çok hızlı bir şekilde geliştirme yapıp devreye alabiliyoruz. Devam ediyorum. Ignition'ın diğer SCADA platformundan ayıran en büyük özellikler. Bunları şimdi hızlıca geçeceğim. Sonra detaylandıracağım. Sınırsız lisanslama modeli. Bunu zaten biraz bahsettik. İleride de detaylandıracağım. Platformlar arası uyumluluk. Mac dedik, Windows dedik, Android dedik, Linux dedik, saymadım ne kaldı, iOS dedik. Bunların hepsi zaten uyumlu. Yüksek bağlanabilirlik, hem SQL'ler hem PLC'ler. Buna da daha detaylı gireceğim. Web deployment burası çok önemli diye ben düşünüyorum. Biz geliştirmeyi yaptıktan sonra kendi serverımızdaki, kendi lokalimizdeki kullanıcıların hepsine tek bir tuşla çok hızlı bir şekilde güncellemeyi gönderebiliyorum ki bu da bence geliştirme yapan kişiler için çok önemli. Ben gideyim hepsinin uzak masa üstünde bağlanayım, orada dosyayı atayım, onu yükleyeyim, tekrar başlatayım gibi böyle bir şey yok. Ben direkt güncelleştirme yaptığında butona basıyorum. Tüm kullanıcılar anında bunu alıyor. Aldıktan sonra üst tarafta bir ekran çıkıyor. Bu yeni bir güncelleme var. Almak istiyor musunuz? Evet dendiği anda çok hızlı bir şekilde güncellemeyi bu client'ımız da almış oluyor. Her cihazdan görüntülenebilir dedik. Ne demek? Hem desktop'tan hem mobilden görüntülenebilir. Detaylı da gireceğiz. Modüler yapılandırılabilirlik, yani projenin ihtiyacına göre ben bir veri çekiyorum. O verileri tech historian'la detaylı olarak görmek istiyorum. O zaman tech historian modülünü alman lazım. Yok, hayır, kimisi görmek istemiyor. O zaman almayabiliriz. Yani ekleme çıkarma yapıp kendi menümüzü kendimiz oluşturabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Açık standart teknoloji üzerine kurulu. Yani open source deyince bilmiyorum, benim aklıma, muhtemelen sizin de aklınıza direkt Python geliyordur. Python, Ignition'ın script dili. Direkt Python'da script'lerinizi yazabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Popüler, şu an en çok dünyada kullanılan diyebiliriz. Hızlı geliştirme yayınlama. Bundan da biraz detaylı bahsedeceğim. Şu an girmiyorum. Burası Ignition aslında 3 kelimeyle anlatmak için. Bağlan, geliştir, yayınla. Ne yaptım? Ben bir geliştirme yapıyorum. Bizim developerlarımız burada geliştirmeyi yapıyor, projeyi yapıyor. Artık bir MES projesi olabilir, SCADA projesi olabilir. Ve bağlantı yapıyorum. Neyle bağlantı yapıyorum? Benim üretim hattımda makinelerim var. Makinelerime bağlantı yaptım. SQL'im var. SQL'ime bağlantı yaptım. Ve projemde bunları gösterdim. Artık ne kaldı? Yayınlaması kaldı. Yayınladığım anda clientlerim hepsi bunları görüntüleyebiliyor. Tamam. Sınırsız lisanslama. Evet, bundan bahsettik. Burası da bence önemli. Çünkü genelde şöyle oluyor. Diğer SCADA firmaları şöyle yapabiliyor. Sınırsız kullanıcı değil. 15 tane client mi olsun, 3 tane geliştirici mi olsun, 500 de kim olsun. Böyle bir anlaşma yapayım. Ama böyle anlaşma yaptığında yarın öbür gün kişi sayısı artabiliyor, geliştirici sayısı artabiliyor. Hiç bilmediğimiz iki tane şey gelebilir, 2 tane makine geldi. Artık 500 TL artık ne yapacağız? Yeni tek almamız gerekiyor. Anlaşma yapmamız gerekiyor. Aslında Ignition'da bu her şey dahil oluyor diyebiliriz. Yüksek bağlanabilirlik dedik. Workstation'larla, üretimdeki workstation'larımla bağlantı yapabiliyorum. PC dedik, mobil device'lar, bunları söyledik. Veri tabanı olarak MS SQL, MySQL, PostgreSQL hepsiyle bağlantı yapabiliyorum. PLC'ler de şu an sektördeki çoğu PLC ile bağlantı yapabiliyorum. Hatta PLC'ler farklı PLC'ler olduğunda da Office UE'yi destekleyen PLC'lerse farklı PLC'lerin de verilerini Ignition'a alabiliyorum. Bu da ayrı bir güzelliği. Web servisler, internet üzerinden herhangi bir veriyi entegre edebiliyorum Ignition'a. MES, ERP sistemleriyle bağlantı yapılabiliyor. Yani MES aslında bu da kendisi de bir MES projesi yapabiliyor. Ama bunu sadece SCADA olarak kullanırsa Ignition'ı
Halihazırda bir mesh sistemimiz varsa ona da verileri gönderebilir, verileri alabilir. Aynı şekilde ERP'ye de bu şekilde. Hızlı geliştirme ve tasarım dedik. Aynen drag and drop'la designer kısmında komponentleri sürükle bırak da yani hard code yapmadan biraz da sürükle bırak, biraz daha seçimlerle kodlamayı yapabiliyoruz. Zaten şu andaki yazılım trendleri de biraz buraya doğru yöneliyor. Özel grafikler, animasyonlar yani SCADA programlarında alışık olmadığımız grafik ve animasyonlarımız var. Bunu zaten iPark Bey birazdan bize gösterecek. Sınırsız geliştirici kullanıcı yani sınırsız geliştirici olması da çok önemli bir şey bence. En büyük alameti farikalarından. Evet, şimdi sesi uzaklaştırdılar. Şu ses konusunu bir türlü çözemedik. Artık sesim de az geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Kolay yayınlama. Burada da mimari çok basit olarak anlatacağım. Burada bir Ignition'ımız server'ı var. Server'a Ignition'ımı kurdum. Geliştirmeleri burada yapıyorum. Daha sonrasında geliştirme yaparken veri tabanlarıyla bağlantı yapıyorum. Verileri çektim. Verileri ya da bir ekranda kaydet butonuyla beraber verileri database'e kaydettim. Tamamdır. PLC bağlantılarında zaten bahsettik. Makine PLC'lerinden verileri alabiliyorum. Burada şimdi birazdan size bir soru sormak istiyorum. Üretim hatlarınızda muhakkak ki makineleriniz vardır. Bu makinelerden verileri alıyor musunuz? Alıyorsanız bunları nasıl kullanıyorsunuz? Şu an hali hazırda ya da kullanmayı düşünüyorsanız, ileride almayı düşünüyorsanız nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz diye şu an size bir tane soru sormak istiyorum. Rica etsem cevapları alabilir miyiz? Sorular getirebiliriz. Evet, sanırım sorularımızı cevapladık. İkinci soruda gelmiştir umarım. İkinci soruda geldi mi arkadaşlar? Sanırım şimdi geldi. Evet, sanırım iki soruyu da cevapladık. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, nerede kalmıştık? Tam PLC'lerden veri alıyorduk. PLC'lerden veriyi aldık. Projemize artık entegre ettik. Artık projemiz yayınlamaya hazır. Yayınlamayı yaptığımızda hem üretim alanımızdaki workstation'ımız stationlarımız hem de kullanıcıların kullandığı bu laptop olabilir, normal desktop PC olabilir. Hepsini de görselleştirebiliriz. Aynı şekilde eğer perspektif ürünüyle birazdan bahsedeceğiz. Orada yaptıysak da mobil device'ların hepsinden gerek tablet gerek telefon hepsinden görüntüleyebiliyoruz. Burayı da hızlıca geçiyorum. Biraz daha hızlı gitmem gerekiyor sanırım. Yarım saati geride bıraktık. Ignition modülleri. Burayı hızlı geçeceğim. Biraz platform olarak satın aldığımız Ignition bu kısım. Kırmızıyla gösteriyorum. Otomatik olarak geliyor. Onun üzerine Inductive Automation firmasının kendi modülleri var. Veyahut partnerlerinin modülleri var. Bu partnerlerin modülüne ekstra girmiyorum. Bugün daha çok odaklanacağımız görselleştirme kısımları Ignition'ın perspektif ve Vision modülleri hakkında bahsetmek istiyorum. Çok amiyane tabir olacak ama Vision biraz daha desktop uygulaması yani geliştirip desktop'taki kullanıcılara yayınladığımız modül gibi düşünebiliriz. Ignition perspektifi de daha çok web tabanlı yani web'de
kullanıcıların açıp hep kullanabilecekleri modül gibi düşünebiliriz. Diğer modülleri şu an çok girmiyorum. Zamanımız da yok. Kusura bakmayın. Sunum sonrasında eğer sizle görüşmemizi istiyorsanız lütfen soruya evet derseniz son sorumuza sizle daha detaylı olarak görüşmeyi istiyoruz. Buraya da geçtim. Dedik ki görselleştirme için iki farklı modül, iki farklı seçenek. Tamam, çok güzel. Ne dedik? Ignition, Perspective ve Vision. Şimdi Vision modülü biraz daha aslında genel SCADA yazılımlarına benzer bir yapı. Desktop uygulaması webde kullanılamıyor maalesef. Kullanabildiklerimiz bir workstation olabilir gerçekten üretim alanındaki ya da kendi bilgisayarınız olabilir. Ben biraz perspektif üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Perspektif gördüğünüz gibi hem mobil hem mobil cihazda hem workstation'da hem clientların bilgisayarlarında kullanılabilecek bir uygulama. Tamam, detaylandıralım biraz. Mobil cihazlarda yayınlama dedik. Her ana OS'de, operation sistemde yani işletim sisteminde çalışabiliyor. Zaten saydık. Bunların yanında iOS ve Android dahil. Yani burada Windows kullanmanıza gerek yok. Android'de işinizi çözebilirsiniz ki bayağı güzel bir özellik bence. Her mobil cihazda yayınlanabilme dedik. Mobil sihri dediğimiz şey nedir aslında? Mikrofonu, kendi telefonunuzun mikrofonundan, dokunmatik ekranından ya da kamerasından, GPS eşlemesinden de kullanabiliyorsunuz. Yani örnek verecek olursak SCADA talimatınız olabilir bir makine üzerinde. İşte, operatör önce şuna tıklaması lazım, sonra buna tıklaması lazım. Bunu QR kod haline getirip makinenin üzerine yapıştırdığınızda kendi telefonunuzu lokalde olması lazım. QR kodu okuttuğunuzda o talimat, o instructions'ı direkt kendi telefonunuzda görebilir hale geliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Web tarayıcılar dedik zaten. Web tarayıcıların hepsiyle çalışabiliyor. Firefox olsun, Chrome olsun, Safari, Edge olsun hepsinde çalışıyor. Developerlar geliştirmeyi yaptıktan sonra kullanıcılara sadece link paylaşmaları lazım. Link paylaştıktan sonra herkes kendi bilgisayarındaki ya da herhangi bir cihazındaki tarayıcıyla görüntüleyebilir hale geliyor. Üretim alanları da aynı şekilde kiosk moduyla hani şey gibi düşünmeyelim, webde görüyorum işte internet siteleri falan filan onlar görünmeyecek mi gibi öyle bir şeyimiz yok. Direkt kiosk modelini bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Demoda da detaylı göstereceğiz. Şimdi bu benim son slide'ım. Vision'la perspektifi biraz görselleştiriyor aslında. Hem kontrol odaların Vision'ın aviyle yazılmış kontrol odalarında HMI'lerde desktop'larda kullanabiliyorum. Maalesef ki tablet ve mobil cihazlarda kullanamıyorum ama perspektif gördüğümüz gibi hem kontrol odası hem HMI hem desktop hem tablet hem de normal telefonların hepsi de kullanılabilir bir uygulama. Şimdi ben sözü yavaş yavaş Aybars Bey'e bırakacağım. Aybars Bey hem Vision modülündeki bir demomuzdan bahsedecek öncelikle. O biraz daha çok SCADA yazılımlarına benzer bir yapı görebilirsiniz ama perspektif ürünü perspektif modülüyle beraber web'e çıkacağız. Orada çok farklı projeler, çok farklı temalar, çok farklı use case'ler göreceğiz. Tekrardan teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sözü yavaştan Aybars Bey'e veriyorum. Aybars Bey sanırım sesiniz geldi. Evet, şimdi sanırım geldi. Tekrardan merhabalar. Öncelikle Aytübe'ye teşekkür ederim detaylı açıklamalarından dolayı. İsmim Aybars. Ben ATS Türkiye'de Ignition takımının altında yer alıyorum. Çeşitli firmalarla gerek yurt içi gerek yurt dışı fabrikalarda firmalarla çalışma fırsatları buluyoruz. Birçok paralel de ayrı da projelerimiz yer alıyor. Yaklaşık 15 dakikam kaldı. Eğer soru cevabı da uygun bir zaman yetiştirebilirsek. Bu da benim için güzel bir challenge olacak aslında. Çünkü çok güzel büyük demolarımız var size göstermek istediğim. Umarım en azından öz bir şekilde size lanse etmek isterim. Şimdi burada gördüğümüz bizim bir seri üretim yapan bir parfüm üretim fabrikamızın bir demosu. Burada kutu gibi gördüğünüz, boru gibi gördüğünüz yerler bizim konveyör hatlarımız. Tamamen kuş bakışı olarak biz bu fabrikayı modelledik. Ve bizim burada yaklaşık olarak 600-650 tane komponentimiz var. Bu komponentlerden kastım emergency stoplarımız, scannerlarımız, konveyörlerimiz,
bazı özel makinelerimiz, bunlar şirinkleme makineleri, paketleme makineleri, bazı sayıcılarımız, reject hatlarımız tamamen biz bu fabrikanı burada simüle edip SCADA sistemi olarak izlenebilirliğini gösteriyoruz. Benim bu yaklaşık 650-700 tane komponentimin tek tek ben PLC'lerden verilerini alarak bilgilerini yansıtabiliyorum. İsterseniz şöyle bir göstereyim öncelikle. İstediğim gibi ekranlarda da dolaşabiliyorum. Benim bu layout'ta şu konveyör için bunlar bahsettiğim gibi konveyörlerim. Bu konveyörün ben bilgilerini almak istiyorum. Bu konveyörün bilgilerini ben üstüne tıkladığım zaman direkt OPC ile PLC üzerinden aldığım bilgilerine ulaşabiliyorum saf haline. Sonrasında da benim expression ederek düzenlediğim, ekranlara sunduğum verilerini görebiliyorum. Burada historical alarmlarını görüyorum. Bu komponente ait. Eğer varsa current alarmlarını görüyorum. Bir de burada kimlik bilgilerini görüyorum. Bu altını çizmek istiyorum özellikle. Buradaki gördüğünüz tüm ekranlar tamamen beyaz bir panelden oluşturulan ekranlar. Burada ignition denince aklınıza kesinlikle standart bir şey gelmesin. Sizin istekleriniz, ihtiyaçlarınız ne ise burada gördüğünüz her şey, butonlar, komponentler, ekranlar, renkler, dil, her şey size özel uyarlanabiliyor. Bunu anlamakta, iyi irdelemekte fayda var. Bununla karşılaşıyoruz çünkü. Yani bazen ya dilini değiştirebiliyor muyuz ya da şunu şöyle yapabiliyor muyuz gibi sorular aldığımız oluyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi şu anda canlı örneği izliyoruz. Buradaki konveyörlerin renkleri bana o konveyörün durumunu veya makinelerin renkleri bana bu konveyörlerin durumunu anlık olarak gösteriyor. Benim burada koyu renkle, koyu yeşil renkle gösterdiğim renkler konveyörün yürür halde olduğunu, mavi halde renkler şu anda malzeme beklediğini, sarı renkler orada bir sıkışıklık olduğunu, burada şu makine özelinde bir mor rengimiz var. Bu makinenin bypass edildiğini, burada koyu renk, koyu gri renkte bir durumum var. Şöyle yakınlaştırayım. Burada koyu renkte belirttiğim bir makinem var. Burada da bu makinenin şu anda off durumunda olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ve bunları hepsini canlı olarak izliyorum. Bu kabaca layout'umdu, overview'umdu, fabrikaya bakış açımda. Daha sonra benim yine bu demo üzerinde sahadaki scannerlardan aldığım bazı veriler var. Bu scannerlardan ben iyi okuma, kötü okuma değerlerini yine tutuyorum. Ve bunları istediğim zaman resetleyip sayılarını, bunlar şu anda periyodik olarak tutulmuyor ama müşteri doğrultusunda, müşterinin isteği doğrultusunda ben bunları günlük, haftalık, aylık şekilde de resetleyebilirim. Ama şu anda bizim butonlarımıza bağlı olarak resetlenebiliyorlar. Aynı şekilde burada counter'larım var. Bu biraz daha şu bölümü OE ile alakalı ama burada değinmek istiyorum kısaca. Benim burada farklı alanlarımda, bunları makine line'ları olarak da düşünebiliriz şu anda. Inputlarım ve outputlarımın saatlik üretim adetlerinin grafiklerini görüyorum. Bu benim şöyle işime yarıyor. Ya benim şu saatler arasında çok fazla girdim var ama çıkışım olmamış. Demek ki burada bir sıkışma olmuş ya da o sırada operatör verimlilikle çalışmamış ya da makine durmuş gibi ayrıca gözlemleyebiliyorum. Benim SCADA özelinde burada grafiklerimi güzelce ayarlayabildim. Çok fazla detay vermek istemiyorum ama yani üzerinde istediğim şekilde oynayıp kullanabildiğim grafiklerim mevcut. Aynı şekilde benim bu layout'umda bazı reject noktalarım var ve ben her yöneticinin olduğu gibi, her raporlama isteyen kişinin isteği doğrultusunda olduğu gibi burada bazı reject noktalarının verilerini tutuyorum. Burada konveyör isimlerim var. Burada toplam geçen ürün adedi var. Burada ise reject edilen, ıskartaya ayrılan ürünlerim var. Burada da bunların yüzdelerini görüyorum. Bunlar çok basit hesaplamalar. Şu anda çok basit veriler bizim için. Ama doğrultu, yani eğer bunlara dikkat çekmek isteniyorsa tamamen farklı bir ekranda da tasarlayabiliyoruz. RSR dediğimiz bu yine demo özelinde, bu fabrika özelinde bizim RSR dediğimiz akıllı raf sistemimiz var. Bu akıllı raf sistemine içeriye insan canlı girişi yapılmadan bir raf sistemi düzenleniyor. Ben bu raf sistemi içinde tamamen bu bütün fabrikadan, bu demo dışında diyeyim, yani tamamen SCADA'nın burada ikiye ayırıyorum. Bu raf sistemi için ayrı bir modülüm var. Yine kendi tasarladım. Burada real time alarmı varsa real time alarmlarını görüyorum. Sadece raf sistemine ait. Eğer bugüne ait, hadi son hafta diyelim, son haftaya ait alarmlarım varsa bunları görüyorum. Burası fabrikadan
soyutlanmış, izole edilmiş bir bölüm olarak karşıma çıkıyor. Aynı zamanda bu rafları canlı olarak takip ediyorum. Benim o sırada vinçlerim ya da robot kollarım hangi düzeydeyse, hangi rafta işlem yapıyorsa bunları canlı olarak izleyebiliyorum. Burada iki blok rafım var. Toplamda dört raf sistemim var. Öyle söyleyelim. İki bloktan oluşuyor. Burada da o sistemin, o izole olan sistemin kuş bakışı olarak görüyorum. Burada kapılarım var. Kapılarım açık olduğu zaman kapılarımın rengi değişiyor. Arka plan rengi değişiyor. Zaten hattın durduğunu görüyorum. Aynı şekilde içinde birçok e-stop butonu, emergency stop butonlarım bulunuyor. Emergency stop butonlarımı da canlı olarak görüyorum. Ve ben şu pop-up'a tekrardan değinmek istiyorum. Bu pop-up benim layout'umda kullandığım SCADA sisteminde nerede olursa olsun komponentin üstüne tıkladığım zaman ben o komponentin bütün sicilini buradan görebiliyorum. Bunu şu anda emergency stop için kullanıyoruz. Scanner'lar için, konveyörler için, kendi özel makineleriniz için ne olursa ben bunları aynı şekilde bir pop-up'la anında ortaya koyabiliyorum. Burada yine bu demo özelinde benim 3 tane master PLC'm var. Bu PLC'leri ben canlı olarak izliyorum şu anda. Bu veriler 3 fazlı olarak akım verileri, 3 fazlı olarak voltaj verileri ve güç verileri. Ben aynı zamanda bu 3 PLC'nin aktiflik durumlarını izleyebiliyorum. PLC'ler arasında geçiş yapabiliyorum. Bu real time'dan historical mode'a geçebiliyorum. Örnek veriyorum. Geçen hafta cuma bir sıkıntı oldu, bir sıkıntı yaşandı ve ben burada PLC'nin çektiği akımları, çektiği voltajları görmek istiyorum, izlemek istiyorum. Bunları da rahatlıkla yapabiliyorum. Takdir edersiniz ki sizin de tahmin edeceğiniz gibi eğer ben zaten bu verileri alabiliyorsam PLC'den benim her türlü verimi bu şekilde bu detayla işleyebilme olanağım mevcut. Sonrasında hızlıca bir alarmlarımıza bakalım. Alarm ekranlarımız var. Şu anda bir current alarmımız bulunmuyor. Canlı alarmımız bulunmuyor. Ben burada sadece alarmları değil, hatta size burada bir soru da sormak istiyorum. Bu ekrana geçmeden önce. Eğer üçüncü sorumuzu yansıtabilirsek ekrana güzel olacaktır bu aşamada. Ya buradaki sorumuzun amacı biraz daha canlı olarak siz bildirim alabiliyor musunuz? Bir makineniz bir eşiğe geçtiği zaman hani bunu raporda değil de canlı olarak operatörümüzü uyarabiliyor muyuz? Canlı olarak yöneticimizi görebiliyor mu bunu? İzleyebiliyor muydu? Bunu biz alarm ekranlarımızda da düzenleyebiliyoruz. İstersek bir HMI ekranı kullanıyorsak o sırada veya yine bu SCADA ekranında da biz bu altta da olduğu gibi ben burada sürekli alarmlarımı gözlemleyebiliyorum. Bir alarm veya bir warning durumunda, bir information durumunda ben burada direkt canlı olarak alarmlarımı, uyarılarımı görebiliyorum. Biraz hızlanmam gerekiyor çünkü sizden de soruları duymak istiyorum. Burada bir historim var. Burada kabaca filtrelerim var. Ben burada bence biraz daha can alıcı nokta. Ben bu history verilerini CSV ve Excel çıktısı olarak alabiliyorum. Burada bir başka raporum var. Bu biraz daha emergency stopların raporlaması aslında. Bunu sadece emergency stop olarak kısıtlamamak lazım aklımızda. Bunu bir makinemizin duruşu, bir bakıma ne sıklıkla girdiğini, ne sıklıkla duruşa geçtiğini ya da bu örnekte olduğu gibi bir emergency stop'a ne sıklıkla basıldığını ben burada izleyebiliyorum. Benim şu anda ayın 21 ve 23'ü tarihleri arasında 44 tane emergency stop'a basılmış, 44 defa emergency stop'a basılmış ve bunların tamamı şurada gördüğüm makinenin emergency stop'una basılmış. Ben range'imi biraz genişletip değiştirdiğim zaman burada 36 tane emergency stop'a basıldığını görüyorum. 30 tanesi yine aynı makineye ait. Geri kalanları da burada benim layout'umda dağılmış durumda. Burada bir tane var, burada iki tane var. İşte başka yerlerde var. Bunu sadece emergency stop olarak düşünmemek lazım. Bence bu yani bir bakım departmanı için çok güzel bir sistemdir. Benim kanaatimce bu. İzlenebilirliği artırmak adına, geçmişe dönük ne sıklıkla hangi makine ne kadar duruyor verimliliği görmek adına güzel bir izlenim sunar bence. Sonrasında hızlıca OEE'den bahsetmek istiyorum size.
Ben şu anda niçin böyle bir hata aldım bilmiyorum. Canlı yayın talihsizliği gibi bir şey sanırım şu anda karşılaştığımız. Kabaca buradan bahsetmek istiyorum size. Ben burada bu ekranımda tüm fabrikamın OE'sini görüyorum. Benim fabrikamda kabaca 3 tane alan bulunmakta. Ben yine bu ekranda bu alanlarımın OE'lerini görebiliyorum. Daha sonrasında bunların detayına girmek istediğim zaman bir alanımın altındaki komponentlerimi tek tek verilerini görüyorum. Komponentime bir alt alana geçtiğim zaman bu alt alanımın altındaki komponentleri görüyorum. Burada kullanılabilirliklerini görüyorum. Daha sonrasında makine bazlı da bunu inceleyebiliyorum. Makine bazlı incelemek istediğim zaman işleri biraz daha detaylandırıyoruz. Benim yine burada kendim tasarladığım, bizim ATS ekibimiz tarafından tasarladığımız bir range'imiz var. Ben istersem Current Wiki yani pazartesinden itibaren gelen verileri burada izleyebiliyorum. Bu makineye ait bu makinemin ismi. İstersem quality'sini ayrı olarak analiz edebiliyorum. Burada historical olarak görebiliyorum. Total count'unu, good count'unu. İstersem performansının throughput'unu aynı şekilde real time olarak izleyebiliyorum. Yine aynı sistemle bunları değiştirebiliyorum. İstersem de availability'sini gözlemleyebiliyorum. Burada benim kanaatimce biraz daha availability can alıcı nokta oluyor. Çünkü ben bu sistemle pazartesinden beri bu makine kaç defa fault'a geçmiş, ne kadar süre fault'ta durmuş, kaç defa blok durumuna geçmiş, ne kadar süre blokta durmuş bunları görebiliyorum. Aynı zamanda da status chart'ım denen bir komponentim var. Burada da anlık olarak makinenin hangi durumda olduğunu bu süre zarfında görebiliyorum. Şimdi takdir edeceğiniz gibi burada yani çok çok fazla bir detay var ama ben biraz perspektiften de bahsedeceğim size. Sonrasında da size de söz bırakmak istiyorum. Burada yine OE ile alakalı benim raporlarım var. Çeşitli raporlarım var. Bu raporlarımı da ben burada yine kendi belirlediğim range'ler arasında seçebiliyorum. Gösterebiliyorum. Umarım unuttuğum, atladığım bir yer kalmamıştır. SCADA ile alakalı. Şimdi hızlıca perspektiften bahsetmek istiyorum. Biraz koştur koştur oluyor. Hiç hoşlanmadığım tarzda ama umarım detaylı görüşmek istediğiniz zamanda size uzun uzun toplantılarla bunları daha da sunabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada benim bir sorum olacak size tekrardan. Lokasyondan bağımsız olarak makinelerinizi anlık olarak izleyebiliyor musunuz? Bunu bir düşünüp değerlendirmek gerekiyor. Eğer birden fazla fabrikamız varsa, birden fazla oturumumuz varsa, ben bunları mobil olarak cep telefonumdan, hadi biraz daha büyük ölçekte görmek istiyorum. Tabletimden izleyebiliyor muyum? Bunları tek bir yerden komut edebiliyor muyum? Raporlarını görebiliyor muyum? Veya aynı fabrikada bulunurken illa üretim hattına inmeden ofisimden bunları izleyebiliyor muyum? Evet, devam ediyorum. Şu anda perspektif oturumumuzdan bahsediyorum. Perspektif oturumumuza giriş yaptım. Aytuğ Bey'in de anlattığı gibi perspektif oturumumuz web tabanlı bir oturum olduğu için, web tabanlı bir platform haline dönüştüğü için burada Ignition. Ben App Store'dan ve Google Play'den istersem mobil cihazlarımı indirebiliyorum. İstersem de şöyle gösterebilirim size. Web tabanlı yani web browser'ımın olduğu her noktadan buna erişim yapabiliyorum. Yeter ki server'ına bağlanayım. Yeter ki internet erişimim olsun. Eğer server'ına bağlıysam network'üne buna da gerek yok Wi-Fi ile. Şimdi burada bu örnekten bahsedeceğim. Benim burada 4 tane farklı benzin istasyonum olduğunu simüle ediyorum. Burada canlı olarak yani bu da Ignition kendi içerisinde bir modül, bir fotoğraf, bir resim değildir. Buradan tek tek istasyonlarımın o sıradaki basınçlarını analiz edebiliyorum. Sıcaklıklarını analiz edebiliyorum. Burada grafiğini gösteriyorum. Sonrasında hemen buradan geçip bir otomotiv demomuz var. Benim en sevdiğim demolardan bir tanesi bu. Bu demoda bizim farklı farklı sellerimiz var, farklı farklı istasyonlarımız var. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi işte evlendirme, kapılar gibi gibi aşamaları var. Ben burada bir yerde ne kadar sürede durması gerekiyor, kaç saniye durması gerektiğini görüyorum. İstersem bu istasyonda bu aracı bekletebiliyorum. Bunu canlı olarak da yapabiliyorum. Arabanın üstüne tıkladığım zaman, aracın üstüne
ürünün üstüne tıkladığım zaman ben Meriç kısmında ne kadar süre geçirmiş, hedefi neymiş, farkı ne kadar bunları görüyorum. O sırada batarya level'larımı görüyorum araca ait. İstersem buradan production'ı durduruyorum. İstersem 10 saniyeliğine 5 saniyeliğine durduruyorum yine aynı şekilde. İstersem buradan yeni bir sipariş veriyorum. Burada aracımın rengini, kapılarını, cam tavan mı olsun, panoramik mi olsun bunları seçiyorum. Buradan add dediğim zaman benim bu VIN numaralı siparişim sıraya giriyor. Ve ben bunların hepsini canlı olarak yapıyorum. Daha sonra burada tek tek sellerimi de inceleyebiliyorum. Burada sellerimi incelerken nedir? Meriç Selim'de hangi ürün ne zaman girmiş, hangi ürün ne zaman çıkmış? Left Side Selim'de robotlarımdan aldığım verileri izleyebiliyorum. Dolayısıyla bütün bu parkurda, bütün bu hatta ne kadar izleyebileceğim şey varsa, ne kadar ekleyebileceğim şey varsa kabaca bu demo üzerinde her şeyi mümkün olduğunca yapabiliyorum. Zamanım az olduğu için çok fazla detaya giremiyorum. En sonunda biraz daha ufkunuzu açmak için, yani Ignition burada da mı kullanılabilir? Aslında burada da kullanabilir. Bu demon benim şuna odaklı, bir apartmandaki, bir yapıdaki ısıtma, soğutma, iklimlendirme izlenebilirliğini gösteren bir demo. Ben burada genel olarak bir overview görüyorum. Bir sürü veri görüyorum. Alarmlarımı görüyorum. Varsa notlarımı görüyorum. Biraz daha detaylandırmak istediğim zaman kat kat, oda oda verilerimi görüyorum. Yükleniyor şu anda. Şu odaya tıkladığım zaman ben burada fanımın ya da işte iklimlendirme cihazımın kaç derecelik açıyla durduğunu, alanın ne kadar sıcaklıkta olduğunu, işte karbondioksit durumunu, tek tek hepsini, analizini yapabiliyorum. Az önceki ekranda analiz yapıyorduk. Burada ise fanlarımın çalışma hızını kontrol edebiliyorum. İçerideki işte cooling fanlarını, heating fanlarını, aynı zamanda derecelerini, sürelerini, ne kadar açık duracaklarını, eğer otomatikte değilse kontrol edebiliyorum. Son olarak da bu arkadaşların, bu ekipmanlarımın ne kadar çalıştığını, nasıl çalıştığını ben analiz edebiliyorum. Current value'sunu, minimum value'sunu seçtiğim range'de, maksimum value'sunu, ortalamasını görebiliyorum. Umarım sürçü lisan etmemişizdir. Umarım yeterli olmuştur. Çok koştur koştur oldu ne kadar istemesem de. Ama sizin de değerli zamanınızı çok fazla almak istemiyorum. Son bir sorumuz olacak. Ondan sonra sizden gelen soruları cevaplayalım. Evet, sanırım sorumuzu cevapladık. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Onları görüyorum. Onları cevaplamak istiyorum. Kusura bakmayın, sesle alakalı sanırım bir sıkıntı yaşadık. Benim komple konuşmam süresince. Onun için tekrardan özür dilerim. Yani size 3-4 farklı uygulama alanını göstermeye çalıştık. Ignition platformu üzerinde. Hem MES projesi, hem IoT projesi, hem SCADA projesi, hem HMI ekranları. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi soruları cevaplayabiliriz. Volkan Bey sormuş sanırım. Geliştirme bittikten sonra canlı ortama aktarımı konusunda yetkilendirme mümkün müdür? Güvenlik sebebiyle belirli onaylardan geçmeden canlı kullanıma bir şey aktarılmaması bekleniyor. Evet. Yani şöyle Volkan Bey, Ignition üzerinde çok gelişmiş management yapısı var. Kim ne yapabilir, yetkilendirme nasıldır, yapabilecekleri nelerdir? Bunların hepsini detaylandırabiliyoruz. Kişi bazlı, kullanıcı bazlı.
Bunların hepsini yetkilendirebiliyoruz. Sizin söylediğiniz gibi de benim bildiğim bir yetkilendirme Ignition üzerinde mevcut. Aybars Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Volkan Bey sorusuyla alakalı? Çok yeterlidir bence tarifiniz. Teşekkürler. Volkan Bey, tekrardan detaylı olarak görüşebiliriz. Ufuk Bey bir soru sormuş. Merhaba, bazı ekipman üreticileri hattın ürettiği hata mesajları ve benzeri verileri dışarıya vermek için ayrı lisans ödeme talep edebiliyor. Evet, sıkıntı olabiliyor bazen. Bu hatlardan az önce demosunu yaptığınız verileri almak için piyasadan veri alabiliyor musunuz diye bir soru gelmiş. Ya bu da aslında bu piyasa sağlayıcısıyla görüşün, bunu çözmemiz gerekebiliyor. Bunun haricinde harici piyasalarla da makineden verileri alabiliyoruz. Ama bu yaptığımızda açıkçası her parametre için belli bir eklemeler yapmamız gerekebiliyor. Ya maliyet olarak çok inanılmaz maliyetler değil ama proje süresini biraz uzatıyor açıkçası. Eğer yapılma imkanı varsa PLC üreticisiyle görüşüp bunları almak bizim için daha sağlıklı açıkçası. Ama ürün makine belki çok eski olabilir. Çok eski olduğunda belki de PLC üreticisiyle iletişime bile geçemeyebiliriz. O yüzden bazı projelerde harici PLC'lerle, harici cihazlarla bunu aldığımız oluyor. Detaylı olarak tekrardan görüşebiliriz. Volkan Bey sanırım bir soru daha sormuş. Tüm PLC sürücüleriyle entegrasyon yapılabiliyor mu? Bu PLC sürücüler hangi PLC sürücülerle yapılabiliyor? Bizde bir liste var. Bu listeyi Volkan Bey ile paylaşalım. Ama sektördeki çoğu PLC ile Siemens'lerle açıkçası Aybars Bey bana daha iyi yardımcı olabilir belki. Bunların hepsiyle bağlantı yapılabiliyor. Hatta PLC OPCVA özelliği varsa birden fazla PLC ile beraber tüm Ignition Gateway'ini bu bağlantıların hepsini yapabiliyoruz. Orayı şöyle toparlayabiliriz. Orayı şöyle toparlayabilirim. PLC'nin düzeltiyorum. Siemens'in güncel olarak zaten SE1200, SE1500 gibi serileriyle çok rahatlıkla yani saniyeler içerisinde haberleşebiliyoruz, kurulumunu yapabiliyoruz. Eğer örnek verirsek özel yine firmalardan Beckhoff PLC'nin direkt bir modülü bulunmuyor Ignition içinde. Fakat eğer sizin PLC'nizde bir OPC modülü dahil olarak varsa biz sadece bu OPC'nin end pad'ini alıp endpoint'ini alıp Ignition'a tanımladığımız zaman bu da saniyeler içerisinde eğer gerekli izinler verildiyse sağlanabiliyor. Ama benim PLC'imde OPC modülü de yok ama OPC'yi destekliyor derseniz burada üçüncü bir yazılım kullanarak aradaki köprüyü kurmamız gerekecektir. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Aynen öyle. Teşekkürler. Nazlı Hanım bir soru sormuş. Kaçırdıysam özür dilerim. Anlık enerji tüketimini takip edebiliyor muyuz? Yani enerji tüketimiyle alakalı verileri Ignition'a besleyebiliyorsak, PLC'lerimiz yeterli düzeyde ise bunların hepsini Aybars Bey'in gösterdiği gibi görselleştirmesini çok güzel yapabiliyoruz. Anlık olarak da izleyebiliyoruz. Daha geriye dönüp de izleyebiliyoruz. Hatta en son sanırım Aybars Bey'in göstereceği bir şey var. Geriye dönüp simülede edebiliyoruz. Yani 3 gün öncesinde bir arıza çıktı. O arıza şu saatte oldu. Onun yarım saat öncesine gideyim. Orada hangi tankımda, hangi pompamda ne ekstraordinary olarak olmuş. Bunun hepsini görebiliyorum. Şimdi de aynı. Şimdi Aybars Bey de onu gösteriyor. Bu çok güzel bir özellik. Diğer sıkata üreticilerinde pek olmayan bir özellik açıkçası. Ben geçmişten bir ana gidip burada yine range'imi kendim de ayarlayabiliyorum. Ayın 23'ünde bu sabah 11.06'da benim değerlerim nelermiş ben bunları izleyebiliyorum. Eğer benim 11.30'da bir alarmım, Allah korusun bir kazam yaşandıysa makinelerle alakalı, ben neyin ters gittiğini, hangi değerlerin nasıl olduğunu buradan canlı olarak tekrardan geri sarıp izliyorum açıkçası. Eğer ya bu şey için çok önemli bir özellik herhalde Aybars Bey. Bir makine enerji ya da bir bakım bölümü için belli bir kısımda belli bir arıza olduysa ondan öncesine sarıp ondan sonra 10 dakika 15 dakika nerede ne ters gitmiş onu anlamak için bence çok güzel bir özellik. Kesinlikle. Yani bunu günümüzde şöyle daha çok görebiliyoruz. Ya ben zaten database'ime kaydediyorum saniye saniye an an. Oradan da görebilirim. Ama şimdi benim burada yaklaşık 15 tane verim var. Bunları tablolardan görmektense anlık olarak tank 2'deki 44 değeriyle benim temperature'ımın 65 olduğunu ben anlık olarak burada görüyorum. Girip de kağıtta orada burada birleştirmeye çalışmıyorum. Veya hangisi hangi anda alarma geçmiş. Bunları anlık olarak görebiliyorum, izleyebiliyorum.
Bence o yüzden zamanın ötesinde bir teknoloji diyebilirim. Yani bu izlenebilirlik açısından. Teşekkürler o zaman. Yavaş yavaş kapanışa gelelim. Herkese katıldığı için, değerli vakitlerini ayırdığı için herkese teşekkür ediyoruz. Biraz süremizi açtık. Biraz sesimiz tam güzel gelmedi herhalde. Tekrardan kusura bakmayın. Sizle iletişime eğer evet dediyseniz sorularımıza size iletişime geçmeye özen göstereceğiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler.